Erdem Bey. Tabii İkadika'dan merak edilen konulardan biri de Parades ve Angelino konusu. İki transferde de bir gelişme var mı? Son durum nedir? Herkesin merak ettiği konulardan biri. Yani şöyle, Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Yine bunlar, yani Angelino İspanyol milli takımda oynamış, oynayan pozisyonunun Avrupa'daki çok çok önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince bu sefer çok mücadele etmek gerekiyor. O yüzden de Angelino da kulübüyle şey yapmaya, neticelendirmeye çalışıyoruz. Parades önce oyuncu A alternatiflerine bakıyor, yani ilk alternatiflerine. Oradan gelecek sonuca göre şey yapacak. Sonuçta daha demin dediğim şey, büyük takımlar da artık, yani her tip oyuncu, ki Parades zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Ama geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda duyduğunuz duymadığınız farklı alternatiflerle sürekli yürüyoruz. Yani bazen saydığınız isimler bizim de ilk alternatifimiz mi değil mi? Tabii burada söyleyemem. Bazıları değil, onu söyleyebilirim. Yani şu an saydığınız değil. Piyasada sayılan tüm isimler için söylüyorum. %90'ı da, onu da söyleyeyim, oransal olarak 90, hadi belki olmayabilir, yanlış bir şey ifade etmek istemem ama minimum 83, 84, 85'i de yani yanlış isimler oluyor. O da ayrı mesele. Erdem Bey, son zamanlarda dediğiniz gibi sosyal medyada olsun, Galatasaray taraftarının fazlalığından da bahsettiniz. Çok büyük bir transfer beklentisi oluşmaya başladı. Evet. Bu sizin üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu, ya da yönetiminiz üzerinde baskı oluşturuyor mu? Gerçi biraz önce söylediniz, biz en üst düzeydeki futbolcularla ilgileniyoruz. Galatasaray taraftarının gönlü rahat olsun. Evet. Biz bunu hallederiz gibi söylemleriniz de oldu. Bu baskıyı nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü bazı transferler süre alacak gibi. Yani şöyle, biz şunu ifade edeyim. Ben baskıyı çok hissediyor muyum? Ne yalan söyleyeyim. İnsan kendi vicdanına karşı sorumlu. O yüzden çok hissetmiyorum. Yani diyebilirim. Hatta ben sosyal medyayı hiç takip etmediğim için dün değil, onların gün bana arkadaşlarım işte bizim şey destek mesajı, biz seninle birlikteyiz falan filan. Hayırdır dedim. Yani bir şey mi oldu? Sonradan fark ettim sosyal medyayı. Yani ben geçen sene de eşime söylemiştim, sen de takip etme diye. O yüzden bu işteki en önemli şey, sosyal medya çok değerli bir mecra, bilgi ve şey açısından, ama hem vakit eksikliğinden hem de ben kendi sosyal medya hesaplarım da hiç yoktur. Çünkü daha olumsuzluğu sevilen bir mecra maalesef. Yani futbol için söylemiyorum, diğer konularda hep negatiflik çok fazla. İnsanın da kendisi için yapması gereken tek şey, yani kalbini negatif şeylerden uzak tutması. Yani herkes kendi kalbini çok iyi tutması gerekiyor. Yani tertemiz. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz şey olmaması gerekiyor. İşte dedikodu olsun, şu olsun, bu olsun. O yüzden ben 9 yıl önce, 10 yıl önce sosyal medyadan çıktım. Çok şükür orada öyle bir şey, baskı olmuyor. Tavsiye ediyorsunuz sen de. Kendimce yani. Tabii benimki de yanlış olabilir de bence güzel bir şey bu. Ama siz mesleğiniz gereği tabii de. Diğer konuda şunu söyleyebilirim. Bu işte ben hep gerçekçi olmaya, bundan önce de, yani geçen sene de işte biliyorsunuz transferden önce görüştüğümüzde ben tek tek anlattım. İlk başta sadece birkaç tane işte yerli oyuncu veya daha şey, ondan sonra biz öyle bir şey yapmayacağız. İşte taraftarın önce gönlünü alalım diye pahalıya bir iyi oyuncu, ondan sonra bekletelim yerli oyuncuları, sonra şöyle, ben doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın parasıyla strateji yapılmaz yani. Yani en önemli şey o. Kendi paran, Galatasaray'ın parasıyla yapılmaz. Kendi paranla da yapıyorsan onu Galatasaray'a ver. Galatasaray daha iyi kullansın yani. Çünkü strateji dediğiniz şey kendinizi kurtarmak için yaparsınız bir şeyi. Kendinizi sevdirmek için. Buradaki o da Galatasaray için doğru. Neyse o. Doğru bence şu. Her şey gerçekçi olmak. Yani boşuna umut vaat etmek, şunu yapmak, bunu yapmak değil. Doğru neyse o. Doğrunun içerisinde umut varsa umut vaat etmiş oluyorsunuz. Doğrunun içerisinde az umut varsa az umut vaat etmiş oluyorsunuz. Doğru şu. Daha demin saydım. Şu anki transfer realitesi bu. Bizim amacımız bu transfer realitesinde dahi, yani geçen seneden daha iyi bir performansla takımımızı geliştirmek. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak. Çünkü burada bir artık omurgamız var. Evimiz var.
Ama güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. O yüzden de belli oyuncular da Galatasaray'ın çıkarı için beklememiz gerekiyorsa bekleyeceğiz. Burada bir şey yok, beis yok. Ki beklediğimizde bile şuna emin olun, geçen seneden daha yüksek rakamlar var şu an. Beklediğimizde bile geçen seneden daha yüksek. Şimdi beklemesek nasıl olacak? Ve bu sene yine gerçekçi olmak gerekiyor. Bir realiteden daha bahsedeyim. Bu sene %50'si total gelirinizin bankaya gidiyor. Yani siz geçen seneki benzer takım 32 milyondu. Bu seneki o takımın bedeli, bu sene fiyatların artışından dolayı diyelim ki maaş olarak 42 milyon, 45 milyon o şeyle. 45 milyon maaş demek bonservisiyle, bütçeyle, diğer giderleriyle baktığımızda ciddi bir rakam. Onun en az iki katı kadar gelir üretmeniz lazım ki yarısı bankaya gitsin, yarısı. Galatasaray tarihinde ilk defa net banka borcu ödeniyor. Geçen sene Haziran'da %25'i gidiyordu çoğunluğuyla. Bir kısım şeylerde %50 gidiyordu. Ve net banka borcu ödeniyor. Bundan önce banka borcu ödenmiş ama 100 lira borç için 200 lira borçlanılmış. Şimdi net ödeniyor. Bu sene de tüm takımlar için geçerli bu tabii. Sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon için de geçerli. 50 lira gideriniz varsa, 100 lira geliriniz olursa ancak 50 lirayı ödeyebiliyorsunuz. Çünkü o 50 lirada her türlü gelirinizin direkt bankaya gittiği için bu da bir gerçek. Şimdi bunların hepsinin realitesini umarsızca herkesin beklentisini karşılayacak çok iyi bir şey yaptınız, takım yaptınız. Sonra yani o bir de bir finansal realite var, financial fair play var. Peki hedefimizi değiştirdik mi diye soracak olursanız, ben de kendi kendime sormuş olayım bu arada. Yani tüm bu gerçekliklere rağmen hayır. Yine hedefimiz aynı. Yine biz üst seviyedeki oyuncular gideceğiz ama bu sefer daha da yoğun çabalayacağız. Veya gideri düşüremiyoruz. Gider arttı dünyada. Sen dünyada pazarın fiyatı buysa ona karşı bir şey yapamazsın. Market bu yani. O zaman market gider fiyatı. O zaman gelir yaratacaksın. Bu sefer canımızı dişimize taktık. Gelirleri, sponsorlukları arttıralım ki bu taraftan şey yapalım diye. Yoksa hedefimizi Suudilerden dolayı piyasa çok arttı. O zaman biz A grup oyuncu hedefliyorduk. En iyisi B eksiye düşelim. Öyle bir şey yapmadık. Yani o yüzden taraftarımızın gönlü rahat olsun. Yani bu bir şey gibi oluyor böyle tam başka bir şey içinde bahsederken söylüyorum. Kusursuz fırtına gibi yani. Hem gelirinin yarısı bankaya gidiyor. Hem döviz son 2 ayda 3 ayda %35-40 devalüe oluyor. Hem futbol piyasasındaki fiyatlar iki katı artıyor. Şimdi bu durumda ne yapar? Normalde bu işin şeyi ne? İnsanların %99'u hedef küçültür. Der ki arkadaşım böyle yapmamız lazım. Ama hedef küçültürsek ne olur? Bizim amacımız ne? Tekrar Avrupa'da şampiyon olmak. Önümüzdeki yıllarda. Ama bu sene de gerçekten o kuvvette, o şeyde takım kurmamız lazım. Hedefimizden geri olamayız. Galatasaray'ın hedefini kurucumuz koymuş. Daha bundan yani 100 küsür sene önce.